Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda çekirdekten yetişen, kendiliğinden büyüyen dut ağacında çeşit değiştirme aşısı yapacağız. Bugünkü aşılarımızın çeşidi göz aşılarından I göz aşısı yapacağız. Beyaz dut ve Urmu karadudu aşısı yapacağız arkadaşlar. Bu videonun sonunda da uygulama kısmının sonunda da yapmış olduğumuz aşıların tutup tutmadığıyla alakalı sonuç videosunu paylaşacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Gözleri alacağımız kalemlere su dolu bir plastik kabın içerisine koyduk. Göz aşısı genelde sıcağın olduğu kısımlarda, dönemlerde, aylarda yapıldığı için de su kaybının önüne geçmek amacıyla burada kalemlerde yer alan gözlerin üzerindeki yaprakları kestik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken göz aşılarında öncelikle gözün su kaybının önüne geçmek amacıyla gözü takacağımız anaçtaki veya koldaki gözün gireceği kısmı açacağız. Daha sonrasında gözün çıkartma işlemini yapıp yerine beklemeden takacağız arkadaşlar gözümüzü. Göz aşılarında dikkat edilmesi gereken bunlar. Eğer siz taşıdığınız yerde su kabı bulamazsanız kalemlerinizi nasıl taşıyabilirsiniz? Yapraklarını kestikten sonra ıslak bir tülbente veya bir beze sararak da taşıyabilirsiniz. Şimdi uygulama kısmına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşıyı yapacağımız dalların alt kısımlarındaki yaprakları temizledik. Burada yaşamını sürdürebilmesi amacıyla 2-3 tane yaprak üst kısımdan bıraktık. Bu görmüş olduğunuz kısımlara göz aşılarını yapacağız. Göz aşıları tutarsa tuttuğu yerin hemen üst kısmından kesimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ama yaşamını sürdürebilmesi için de bu görmüş olduğunuz kısımların üst kısmında nefes yaprağı bıraktık. Evet arkadaşlar, yapacağımız ilk aşı I göz aşısı olacak. I göz aşılarında kesimleri bu şekilde yapıyoruz. Aşı yuvasında kesmiş olduğumuz yeri gözün takılabileceği şekle getirebilmek için bıçağımızın uç ya da arpacık kısmıyla ileri geri hareketlerle sıyırma işlemini yapıyoruz. Sıyırma işleminden sonra kabuğumuzu yavaşça aralıyoruz, açıyoruz. Gözü çıkartacağımız süreçte aşı yuvasında su kaybının ve kararmanın önüne geçmek için araladığımız kabukları kapalı şekle getiriyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz beyaz dut kalemi. Şimdi bu kalemden aşı gözünü çıkarıp aşı yuvasına takacağız. Yapacağımız aşı I göz aşısı olduğu için gözün yuvaya tam oturabilmesi adına yuvanın altından ve üstünden kılavuz çizimleri yapacağız. Evet arkadaşlar, kılavuzlarımızı aldık. Şimdi gözümüzü çıkarma işlemine geçeceğiz. Çıkarma işleminde yapmamız gereken çizdiğimiz kılavuz çizgileri üzerinden yarım halka şeklinde kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini çizdiğimiz kısımlarda birkaç kez tekrar edeceğiz. Bu işlemden sonra yan kısımlardan da çizikler atacağız. Bu çizikler üzerinde de kesme işlemini birkaç kez tekrar edeceğiz. Kesme işleminden sonra aşı gözünün odunsu yapıdan rahat ayrılabilmesi için de aşı yuvasını açarken yaptığımız gibi kesilen yerlerde bıçağın ucuyla ileri geri hareketler yapacağız. Yani sıyırma işlemini yapacağız. Sıyırma işleminden sonra kanırtma işlemini yapıp gözümüzü odunsu yapıdan çıkartacağız. Gözümüzü çıkarttıktan sonra kalemimizde su kaybının önüne geçmek için su dolu kabın içerisine kalemimizi koyacağız. Gözümüzü çıkarttıktan sonra iç kısmında öz kısmının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Öz kısmı varsa gözümüzü yuvasına bekletmeden takacağız. Öz kısmı yoksa göz çıkarma işlemini tekrar yapacağız arkadaşlar. Yuvaya gözümüzü yerleştirirken kapalı şekle getirdiğimiz kabukları açacağız, aralayacağız. Gözümüzü yerine rahatlıkla
Bu sayede takacağız. Takma işleminden sonra gözümüzün üste bakıp bakmadığını kontrol edeceğiz. Gözümüzün alt ve üst kısmındaki kabukların anacımızın alt ve üst kısmındaki kabuklara temas edip etmediğini de kontrol edeceğiz. Eğer siz gözümüzü kılavuz almadan çıkartmışsanız, gözü yuvaya taktığınızda gözde ve yuvada kabuk kabuğa temas etmemişse, göz kısa kalıyorsa ne yapmamız lazım? Gözün alt ya da üst kabuğunu aşı yuvasındaki alt ya da üst kabuklardan herhangi birine temas ettirmemiz yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi aşı gözümüzü yuvasına yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken zaman kaybetmeden aşımızı hava almayacak şekilde aşı bağıyla sıkıca bağlamak olacak. Bu bağlama işleminde aşı gözü aşı bağının üzerinde kalacak arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yaprak sapını neden bıraktık? Aşımızın tutup tutmadığını bu yaprak sapı bize haber verecek. Aşıyı yaptıktan 15 gün sonrasında yaprak sapımıza parmağımızla hafifçe dokunduğumuzda yaprak sapı düşüyorsa aşımız tutmuş demektir. Bazen yaprak sapları kendiliğinden de düşebilir. Evet arkadaşlar, aşılarımızı kontrole geldik. Aşılarımızdan uyananlar var, uykuda olanlar var. Bu aşımız ilk yaptığımız ığ göz aşısı, beyaz dut aşısı. Alttan bir çizik, üstten bir çizik atıp ortadan da keserekten aşımızı gerçekleştirmiştik. Görmüş olduğunuz gibi yaprak sapı kendiliğinden düşmüş, aşımız tutmuş gözüküyor. Eğer siz aşınızın tutup tutmadığından emin değilseniz, bu kısımlarda da kaynaşma olmuş, aşınız tutmuş ama bunu bilmiyorsanız, emin olmak istiyorsanız aşınızın tuttuğundan, şu kısımlardan hafif ufak bir parça aldığınızda kesilen yer canlı ve yeşil tabakayı görüyorsanız bu aşınız tutmuş demektir. Ama açmamış, açmayabilir arkadaşlar. Durgun göz aşısı olabilir. Bahar döneminde tutan aşılarınız açacaktır. Biz durgun olan, uykuda olan aşılarda aşı bağını genel itibariyle açmıyoruz. Burada sizlere göstermek amacıyla açıyorum. Tekrardan aşı bağını görmüş olduğunuz gibi bağlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kontrolleri için geldik aşılarımızı. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir filizlenmeler olmuş. Bir önce geldiğimizde aşılarımızda uyuyanlar vardı. Şimdi geldiğimizde uyananlar var, uyuyan gözlerden. Tuttu dediklerimizden de bağını açıp tekrar bağladıklarımızda yıpranıp da daha sonrasında kuruyanlar var. Bu görmüş olduğunuz dallarımız bizim piç sürgünler gene. Bunları temizleyeceğiz. Bir öncekinde temizlemediğimiz için gözlerimiz uyur vaziyetteydi. Temizledikten sonra gözlerimizde açmalar olmuş. Gözleri açanların bağlarını çıkartacağız. Açmayanların veya uyku pozisyonunda olanlar varsa onları sabit tutacağız arkadaşlar yerinde. Şimdi yapmamız gereken aşılarımızın olduğu kısımlardaki altında ya da üst kısımlarında sürgün olan piçleri almak olacak. Şu ilk yapmış olduğumuz göz aşısıydı. Çok güzel şekilde, o zaman uyku vaziyetindeydi. Şimdi açmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filiz kocaman olmuş. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu aşı videosundan sonra göz aşısını yapamayacak olacak insanların olacağını sanmıyorum. Bu tarz aşıları yapabilmeniz için biraz elinizin yeteneğinin olması ve de bizim videolarımızı izleyip öğrenmeniz yeterli olacaktır. Bizleri takip etmeye devam edin.